Pardon arkadaşlar. Buraya bakabilir miyiz Tuba Hanım? Evet. Fotoğraf aldıysan abi. Tuba Hanım. Valla bir kişi daha gelip mikrofon evet, tutarsa bir kişi daha bırak. Ben sağolur mu? Yani hepsini bana yıkmayın. Yok. Var mı? Dur gelsin. Geliyor. Bir kısmını altına sarı versin. Hazırsak girelim arkadaşlar. Şey takıyor. Gerçekten çok çok büyük bir hepimiz için vatanını seven her yurttaş gibi hele bir de o bölgenin insanı olarak kendimi gerçekten çok yorgun, çok mutlu hissediyorum. Bugün buradayım ama kalbim, ruhum, beynim burada. Zaten bu gece yola çıkıyorum. Hep o bölgede olacağım. Sosyal medya hesaplarından da sürekli olarak sizler gibi bir haberciymişim gibi sürekli olarak duyurular yapmaya çalışıyorum. O bölgede şu anda çok 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 büyük sıkıntılar, çok büyük zorluklar var. Korkunç bir afetin içerisinde insanlar müthiş bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Ormanlarımız gitti. Bütün canlarımız gitti. Milyonlarca canımız, hayvanlarımız gitti. Nefesimiz, ciğerlerimiz gitti. Ben inanın oradaki insanların acısını şu an bu kadar iyi anlıyorum ki. Bir de tabii ülkenin gündemi bu kadar sıcakken açıkçası bir de kendimle ilgili bu şekilde gündem olmuş olmaktan dolayı da büyük utanç duyuyorum. Elimden gelen inanın her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bir şey söylesem reklam mı yapıyor diyecekler korkusuyla. O bölgeyle ilgili gayretlerimi inanın anlatmak dahi istemiyorum. Ben sizi az önce aradığımda helikoptere konum atıyorum dediniz. Yani yanlış mı duydum? Evet ben beni. Evet. Çünkü o sırada bakanlarımıza ulaşmaya çalıştım. Eynif Ovası'ndan aradılar, buradaki muhtarlar aradı. O bölgeyi çok iyi bilen biriyim. Benim atalarımın toprakları oralar, anne tarafından. O sırada da Eynif Ovası'ndan, Toroslar'dan Ormanay'a, oradan İbradı'ya, Üzümdere'ye doğru yangının ilerleyeceği endişesi taşıyor. Bütün köylüler taakkuzda. Oralara ulaşmak da çok kolay olmuyor. Ve inanın şu anda Türkiye'nin dört bir yanından yardım göndermek isteyenler de birçok vatandaşımız bana ulaşıyor. Çünkü ilk günden bu yana yangınlarla ilgili duyuruları yapan, çığlık çığlığa yardım isteyen bir insan oldum. Sonuçta göz önünde olan insanlarız. Haliyle sizler bizleri takip ediyorsunuz, sevenlerimiz takip ediyor. Daha hızlı bir erişim söz konusu olabiliyor ve ben de az önce Sayın Köksal Top'tan başkanımızı, bakanımızı aradım ve yalvardım, rica ettim. Sağ olsunlar, onlar da Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp o bölgeye hemen helikopter desteği sağlayacaklarını belirttiler. Yani bir yandan bunlarla mücadele ederken bir yandan hakkımda yapılan linç kampanyasıyla mücadele etmek İnanılır gibi değil ya. Gerçekten çok büyük üzüntüler. Şu anda bizim kavga değil. Şu anda bizim sosyal medya üzerinden birbirimize linç değil. Bizim birbirimize bunları yapmak yerine kenetlenmemiz lazım. Ülkemiz, canımız, ciğerimiz, her yerimiz gidiyor. Bakın sadece Antalya, Manavgat değil. Adana, Mersin, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Denizli, Isparta, Kayseri, Uşak. Yani olayın ciddiyetinin, vahametinin lütfen farkında olalım. Şu an kavga etme zamanı değil. Birbirimizi kötülemenin, ötekileştirmenin, bir şeyler ilan etmenin zamanı değil.
Ben zaten böyle bir insan değilim. Benim örneğin işte felç olmamış, ne var ki canım, hani bu o kadar çok şeye karşı dik durmaya çalışıyorum ki, yani felç olsaydım daha mı mutlu olacaktınız arkadaşlar? Allah korudu benim, evet, evimizde, çiftliğimizde, belki diğer vatandaşlarımızın evlerinde olduğu gibi büyük bir zayiat yok. Ben yine çalışırım, yine elimden gelen mücadeleyi veririm, ama düşünsenize ormanlarımız her yer gitti. Benim her gün ağacını, çiçeğini suladığım bütün o bahçelerim gitti ve yani insanlar evi yanmamış ki diyor, inanılır gibi değil. Ya Allah'a inanıyorsunuz madem, ya şükredelim ya. Belki ben bir mucizenin eşiğinden kurtuldum. Ben o gün evet felç geçiriyordum. Kendimi, bakın çok özür dilerim, bakın benim hala da kollarım mor. Ben hiç kimseye yalan söylemedim. Beni doktorlarım kurtardı o gün. Doktorlarımız kurtardı. Ben kendimden geçmiştim. Çünkü bir yandan ben bir de 14 sene içinde ikinci büyük yangın felaketi yaşamış bir insanım arkadaşlar. Allah kimseye böyle sınavlardan geçirmesin. İnsan çantasını kaybediyor. Ayakkabısının topuğu kırılıyor da üzülüyor. Orada nice nice insan, binlerce insan, binlerce ormanlarımız, kilometre karelerce ormanlarımız gitti, yok oldu. Binlerce vatandaşımız evsiz, o yörük kadınlarımız şehir hayatını bilmez. Onlar dağda yaşamayı bilir. Onların bildiği keçilerini otlatmak, ineğini sağmak. Onlar şu anda yapayalnız. Yapmayın ne olur. Ülkece seferber olmalıyız. Kavga zamanı değil. Benim bu kadar daha üstüme gelmeyin. Ha, ben güçlü bir insanım. Allah'ıma çok şükür. Ben kimsenin karşısında ajitasyon yapacak durumda değilim. Ama bu kadar da linçi hak edecek ne yaptım ben ya? Ben sizin görmediğiniz neler yapıyorum şu anda. Bakın ben bir tane açılışa katıldım. Evet, ama hastaneden, zaten bütün gün hastanede müşahede altındaydım. Ve sonrasında ben hastanede yatarken, serumlar bağlıyken, iğneler yapılmışken bana bu sefer yangınlar hastaneye geldi. Eslem Hastanesi sorun. Hastaneye yangın gelince bu sefer hastaneyi boşaltmak, tahliye etmek durumunda kaldılar. Ve ben o geceyi bir dostumuzun otelinde geçirmek zorunda kaldım. Kendimde bile değildim. Ailem geldi, dostlarım, arkadaşlarım geldi yanıma. Ve göz gözü görmediği için o anda sis bulutları, dumanlar, küller olduğu için etrafta da yardımcım kendi evinin, çiftliğimizin, her şeyin yandığını öyle görmüş kadın. O da travma yaşıyor o anda. Bir dağın tepesinden olan biteni görmeye çalışıyor bu insanlar. Çiftliğimizin içindeki elektrik direkleri hepsi devrildi. O devrilmesiyle çıkan sesten zannetmiş ki kadıncağız evi patladı. Bana da o esnada bunu söyleyince ve ben de canlı yayında olduğum için zaten ben de o anda artık sinir krizi geçirdim. Bu bir sinir boşalmasıdır. İnsanlar anlık yaşamlarını kaybediyorlar. Kalp krizi geçiriyor, ölüyor insan. 5 saniye önce gülerken ve sonrasında 2 gün geçtiğinde tabii ki her yer gitmişti. Ama bir yandan yaşam devam ediyor. Ben ailemi orada bıraktım. Arkadaşlarımı, yardımcılarımı bıraktım. Onlar günlerdir köylerdeler. Destek vermeye çalışıyorlar. Ben de buraya geldim. Buradaki insanları da mağdur etmemek adına hatta dedim iptal edelim. Hayır dediler, Tuğba Hanım, biz size sahip çıkıyoruz. Yaşama devam edeceksiniz dediler. Kafam o kadar allak bullak oldu ki hem yaşam devam ediyor, hem orada aklım, beynim, ruhum, bedenim, hem bir yandan bir şekilde duyurular yapmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim etim ne butum ne ya. Ama çok şükür Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından binlerce insandan o kadar büyük destekler aldım ki Allah hepsinden razı olsun. Allah kimseye bu acıları yaşatmasın. Bu vatan hepimizin arkadaşlar, gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Hiçbirimizin yok. Hiçbirimizin yok. Ben sadece kendi evime, kendi ağacıma, kendi bahçeme üzülen bir insan değilim. Ben dünyanın neresinde bir acı olursa yüreği orada atan bir insanım ki bu benim vatanım. Benim vatanım. Ben hiçbir zaman vatanımı terk etmemişim. Lütfen daha sağduyulu yaklaşalım birbirimize. Ben böyle öfkeli olabilecek, bu kadar böyle parmağı havada konuşacak. Ben böyle bir insan değilim. Bu kadar tabiat aşığı. Ya bugün sosyal medyaya tabiatın kızı yazdığınız zaman bile etiketinde
sadece benim fotoğraflarım çıkar. O kadar doğayı seven, o kadar vatanı seven bir insanı nelerle suçladılar ya? İnanılır gibi değil. Aklım almıyor. Gerçekten aklım almıyor. Lütfen sağduyumuzu, lütfen empatimizi yitirmeyelim. Tamam, ben size göre kötü olayım. Gerçekten her şeye dayanırım. Ama bu kadar iftira, bu kadar yalanın, bu kadar olmadığım şeylerin içerisinde olmuş gibi gösterilmek yordu arkadaş ya. Ya o kadar işler yapıyorum, o kadar güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Manşetlere taşımıyorsunuz. Ya bu kadar mağduriyetimiz var. Bunda da geçmiş olsun denileceği yerde, daha bir empatiyle yaklaşılacağı yerde yine ben suçlanıyorum. Yine bana vuruluyor. Herkese Allah'a havale ediyorum. Babam, suç görüntüsü dilekçesinde kimlerle hakkında şikayet ediyoruz? Birden fazla kişi hakkında mı? Avukatım bu konuyla ilgili lütfen avukatım gerekli açıklamayı avukatım yapsın lütfen. O girmiyor. Sorun nedir ya? İftiram var. Ne varsa. Yani sosyal medyadan yapılan evet, yorumlar bu... şey hayır, değil. Hayır. Niçin çıkmıyor? Buyurun. Şimdi tabii şimdi işin hukuki boyutuyla bizi ilgilendirdiğimiz için avukat olarak tabii ki Tuba Hanım'ın acıları, aykırışları dikkate değer ve Türkiye'de gerçekten çok önemli olaylar, özellikle orman yangınları yaşanıyorken bu tip şeylerle uğraşmayı tabii biz de arzulamayız ancak Yeni Akit gazetesinin Tuğba Hanım'la ilgili yapmış olduğu haber gerçekten insanlık adına utanç verici. Gerçekten çok üzüldüm. Kamuoyunu aydınlatıcı hiçbir özelliği olmayan, haber niteliği taşımayan bir haber yapıldı. Ve bu haberi biz inceledik. Bu inceleme sonunda suç içerdiğini tespit ettik. Yine gazetesinin adı belli olmayan yazarı ve genel yayın yönetmeni nefrete tahrik edici şekilde haberler yapmak, hakaret ve kadına şiddet içeren bir suç olduğunu düşündük. Ve bu çerçeve içerisinde suç duyurusu da bulunduk. Eğer de avukat bey, eğer Tuğba Hanım öyle bir şey yapmadıysa suç duyurusu da bulunduk. Ben bu işleri yapmadım, hadi ispat edin demesi lazım. Abi kim? Abi kim? Biz... Akit kazandığını iyi bilirim beyefendi, iyi bilirim. Öyle yalan yanlış yazı yazmaz. Bunu söyleyeyim. Bir Müslümana da beyefendi, iftira atılmaz beyefendi. Beyefendiyi tanıyan var mı? Beyefendiyi tanıyan var mı? Beyefendiyi tanıyan var mı? Toplantısı yapıyorsunuz. Oradan ayrılın lütfen. Beyefendi lütfen. Proveke ediyorsunuz şu an. Niye? Neden? Basın toplantısını proveke ediyorsunuz. Yok kardeşim ben de görüş fikrimi söylüyorum burada. Basın toplantısını proveke ediyorsunuz. Lütfen. Açıklama yapayım ben de bilgi veriyorum. Tamam kardeşim. Sen kenara bir çeksene. Şimdi konu buradaki arkadaşların müdahalesi çok önemli değil. Yani bunlar Yeni Akit Gazetesi'nin yaptığı haber bizi ilgilendiriyor. Yeni Akit Gazetesi'nde iyi insanlar olabilir, kötü insanlar olabilir ama şu anda yapmış oldukları haber özellikle Tuğba Hanım'ın şahsi haklarına, kişisel haklarına ve Türkiye genelinde özellikle bugünlerde yaşanan, son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleri ve kadına şiddet haberlerine dolu olan dopdolu yaşadığımız bu günlerde özellikle bu tip haberlerin maalesef bu olaylara daha çok vesile olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da şiddetle kınıyoruz. Ve bu çerçeve içerisinde yaptığımız şikayetin sonuçsuz kalmayacağına inanıyoruz. Türk adaletine de güveniyoruz. Tuğba Hanım'ın namusu, Tuğba Hanım'ın haysiyeti, şerefi hepimizin, bütün kadınların onurudur. Bu anlamda olaya bakmak lazım. Türkiye'nin ciğerleri yanıyorken Tuğba Hanım'ın bilmem ne yaparak almış olduğu çiftliği 30 yıllık sanat hayatına da bir hakarettir. Bu anlamda da şiddetle kınadığımızı tekrar belirtiyorum. Ve son sözü tabii ki adalet söyleyecektir. Biz yazdık, çizdik. Konu hakimlerimizin ve savcılarımızın, buna da inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bütün Türkiye'yi de sağduyuya davet ediyoruz efendim. Ülkece seferber olmalıyız. Ülkece canlarımızın, tüm yurttaşlarımızın, vatanımızın yanında olmalıyız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz arkadaşlar geldiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben öyle açıklayayım. Şu karıcan ekran. Ne? Boş ver.
Herkesin herkesin canı yanıyor kardeşim. Burada sorunumuz yok. Burada sorun yok. Yakan kim yaktı da bunlar namusludur, şerefsizdir abi. Onlara diyorum abi. Sıra bunlara diyorum. Ben buna bir şey yapılmamışsa, haksızların tutan varsa gereğini yapsın. Söylesin. Yok. Utanmadan bir de yeni yanlış.